Sevgili arkadaşlar merhaba, ben Hacı Soğukpınar. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle 1 kW'lık bir asenkron motoru baştan sona tasarımını inceleyeceğiz. Burada arkadaşlar tasarım parametreleri, spir sayısı, tel kesiti ve sarım şemasını da belirleyip baştan sona sizlerle paylaşmış olacağım. Şimdiden size başarılar diliyorum. Evet, bir örnek üzerinden gidiyoruz. 1 kW'lık bir asenkron motor tasarımı yapılacak. Motor yıldız bağlı olacak arkadaşlar. Teknik değerler 36 olup. L eşittir 10 cm, yani oyuk statörün uzunluğu 10 cm olacak derinlemesine. Çapı, statör çapı 8 cm olacak. Frekans 50 Hz. Deviz, devrimiz 1000 RPM, yani 6 kutuplu olacak. Akın yoğunluğunu burada 6 alıyorum arkadaşlar. Oluk adımı tam adım alınacak. Bir oluktaki sarım sayısını ve iletken çapını hesaplayınız, sarım şemasını çiziniz. Yani aslında baştan sona bütün parametreleri sizinle incelemiş olacağız. Evet, öncelikle spir sayısını belirliyoruz. Boş bir statörü sarabilmek için faz başına düşen spir sayısı aşağıdaki formül ile bulunuyor arkadaşlar. Burada her faza düşen spir sayısını bulacağız. Daha sonra bu faza düşen spir sayısını o fazın oyuklarına eşit bir şekilde dağıtacağız. Evet, formülün paydasındaki arkadaşlar EF faz gerilimi. Bizimki yıldız bağlı, burası 220 volt olacak ama üçgen bağlı yaptığımız örneklerde göreceksiniz 380 volt alacaksınız. Evet, payda kısmında 4.44'ümüz formülden geliyor. V değerimiz arkadaşlar manyetik akı, F değerimiz frekans, KA değerimiz adım sayısı, KD değerimiz ise dağıtım kat sayısı olacak ve bu kat sayılarında hepsini sizinle birlikte bulacağız. Siz de bunun tasarım parametrelerini görmüş olacaksınız. Evet, manyetik akımız arkadaşlar pi çarpı statörün derinliği, yani uzunluğu, statörün çapı, statörün uzunluğu, manyetik alan boşluktaki, iç kısımdaki boşluktaki manyetik alan bölü kutup sayısı. Evet arkadaşlar, manyetik alanın, yani hava aralığındaki manyetik alan değeri 4000-10000 arasında değişiyor. Genel olarak arkadaşlar 3800 alınan örnekler var. Farklı alabiliriz. Burada arkadaşlar bu tasarım parametresini sıfırdan yapıldığı için siz de herhangi birini alıp yapıp daha sonra deneysel olarak test etmeniz gerekiyor. Evet, biz bu soru için sizler için hazırladığım örnek soruda 6000 Gauss aldık. D'miz statör iç çapı, L statörün boyu, 2P kutup sayısı. Evet arkadaşlar, burada adım sayımız kosinüs beta bölü 2. Arkadaşlar dağıtım katsayımız sin C çarpı alfa bölü 2, C çarpı sin alfa bölü 2. C değerimiz burada YX bölü M, YX arkadaşlar adım sayımız, alfamız 2 oyuk arasındaki elektrik açı 180 bölü adım sayımız, betamız 2 çarpı alfa. Burada da arkadaşlar bu kısaltmaların açıklamaları, katsayıların açıklamaları bulunuyor. Adım sayı katsayımız ve dağıtım katsayımız birden büyük olmuyor. Zaten isteseniz de hani formül yanlış hesaplamazsanız mümkün değil, bulamazsınız. Evet, tel çapı için arkadaşlar, tel çapı bir motorun gücüne, yapılışına göre akım yoğunluğu dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu arada bu soru mesela alternatör sarmak istiyorum, yani jeneratör yapmak istiyorum derseniz de bunun benzerini sarabilirsiniz arkadaşlar. Burada 6 kutup için, yani 1000 deviri yakalarsanız, rotoru 1000 devirde döndürürseniz bu bir jeneratör olur ve arkadaşlar Clemens kutusundaki U ve W çıkışından elektrik akımını alırsınız. Eğer U ve W girişine elektrik verirseniz de 1000 devirde bir motor elde etmiş olursunuz. Motor ile jeneratör birbirinin tersi olarak kullanılabilir. Akım yoğunluğu 1 mm² iletkenden geçen akım miktarıdır. Akım yoğunluğunu 5-10 arasında seçebiliriz. Biz 6 amper seçmiş bulunuyoruz. Evet, devam edelim arkadaşlar. Burada bir asenkron motorun ya da jeneratörün güç formülü. S burada gücü temsil ediyor. I hat akımımız, kökü çarpı hat voltajımız oluyor.
Buradaki küçük S arkadaşlar kesitimiz akımın akım yoğunluğuna bölünmesiyle bulunuyor. Bu da telin kesiti. Aslında birlik, ikilik, 0.6'lık, 0.7'lik tel meselesi burada D arkadaşlar çap olarak veriliyor. 4 çarpı S bu kesit alanı bölü pi'nin karekökü olarak burada da yine açıklamaları vermişiz. Buradan da videoyu durdurarak tek tek adım adım kendi tasarımlarınızı yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet, devam ediyorum. Kutup sayısının hesabı. Bir motorun bir ya da bir jeneratörün devir sayısı 120 F bölü 2 P ile bulunur. Burada N devir sayısıdır, 2 P kutup sayısıdır, F ise şebeke frekansıdır. Evet arkadaşlar, tabi burada biz bizim devrimiz burada tabi bir hata olmuş. Hemen bunu burada düzeltiyoruz. Kalemi buradan alıp bunu sıfır yapıyoruz. Yani bizimki 1000 RPM olacak ki sorumuz için yazmışım ama burada metin kısmında kalmış. Bizimki 1000 devirde dönecek. 6 kutuplu olduğunu buradan buluyoruz. 2P'yi yalnız bırakırsanız 6000 bölü 1000 6 çıkacak. Yani bizim asenkron motorumuz 6 kutuplu olarak sarılacak değerli arkadaşlar. Evet, 2P eşittir. Buradan bulmuşuz. 6 kutuplu olduğunu göstermişiz. Faz gerilimimiz 380 bölü kök 3 220 volt. Yıldız bağlı olduğu için faz voltajımız 220. Eğer üçgen olsaydı EF değerimiz 380 olurdu. Manyetik akı arkadaşlar pi çarpı statörün çapı, statörün uzunluğu ve manyetik alan bölü kutup sayısı. 3.14 pi sayımız arkadaşlar, statörün çapı 8 cm soruda verilmiş. Uzunluğu ya da derinliği 10 cm verilmiş. Burada Gauss olarak manyetik alan 6000, kutup sayımız 6 verilmiş ve arkadaşlar ne kadar Maxwell çıkıyor? 251.200 Maxwell çıkıyor. Buradan arkadaşlar oyuk adımımızı toplam oyuk sayısını kutup sayısına bölerek buluyorsunuz. 6 çıkıyor. C değerimiz ya da her bir kutup altında her bir faza düşen oyuk sayımız Yx bölü M olarak bulunuyor. Yx'imizi 6 bulduk. M neydi? Faz sayısıydı. Faz sayımız her zaman sabittir. Trifaz diyoruz. 3 yani 6 bölü 3 2. C değerimiz 2. C değeri bizim için çok önemli. Her iki arkadaşlar oyuk arasındaki elektrik açıyı 180 bölü Yx olarak buluyoruz. O da 30 derece oluyor. Evet, KD değerini buradan hesaplayacağız arkadaşlar. Sinüs C, C'miz 2. Alfamız 30, 30 bölü 2, 15 eder. 2 ile 15'i çarparsanız sinüs 30 olur. C yani 2 çarpı sinüs 30 bölü 2, 2 sinüs 15. Bunları bir hesap makinesiyle yaparsanız 0,9659 çıkar. KA değerimizde yaklaşık 1 almış bulunuyoruz. Evet, her faza düşen spir sayısını bulmak için arkadaşlar EF değerini yıldız bağlı olduğu için 220 aldığımızı söylemiştik. 220 çarpı 10 üzeri 8 bölü 4.48 çarpı 251.200 bu manyetik akıydı, bunu hesapladık. Fazımız, frekansımız 50. KA değerini 1 aldık. KD değerini 0.9659 aldık ve sonuç olarak 408.43 sarım bulduk. Ama bu tüm bir fazı, tüm fazı için, tüm motor içindeki spir sayısı. Biz bunu her faza düşen oluk sayısına paylaştıracağız arkadaşlar. Biliyorsunuz her kalıp 2 oluğa yerleştiğine göre, şimdi 36 oluğumuz var. 3'e bölüyoruz. 12 oluk. Tabi burada hepsini kısaca 6'ya böleceğiz. 408'i 409 olarak yuvarlamışım. 6'ya bölmüşüm. Bunu da büyük ihtimal yuvarlayıp 68 bulmuşum. Yani her kalıbım 68 spirden oluşacak değerli arkadaşlar. Evet. Şimdi güç formülünden akımı buluyorum. S bölü kök 3 E. S görünür güç. E arkadaşlar hat gerilimim 380 volt. 1000 bölü kök 3 çarpı 380 1.51 amper çekecek. Arkadaşlar buradan kesit alanı akımın akımın değerinin J'ye yani
amper bölü metre kare akım yoğunluğuna oran olacak. 1,51 6'ya böldüm. 0,25 milimetre kare çıkıyor. D eşittir. Buradan da telimin kesitini bulmak istiyorum. 4 çarpı kesit alanı bölü pi yaparsanız ve bunun da bir de kare kökünü alırsanız 0,56 milimetrelik bir tel kesiti çıkıyor. Siz en iyisi bunu 6,06 milimetre ile sarabilirsiniz. Tekli saracaksanız, eğer ikili saracaksanız 0,4 ya da 2 çarpı 0,45. Üçlü saracaksanız 3 çarpı 0,35 milimetre olarak sarmanız gerekiyor değerli arkadaşlar. Evet, parametrelerimizi bulduk. Spir sayısı 68. Tel kesiti 0,6. 0,6'yı buradan hemen arkadaşlar bobinacı tablomdan çıkarıyorum. Tek telli sararsan 0,6, iki telli sararsan 0,4 ve 0,45 arasında diyor sarabilirsin. 3 telli saracaksan 0,35, bilemedin 4 telli saracaksan da 0,30 sarabilirsin. Ama kolaylık için en iyisiniz siz 0,6 ile sarın ve geçin. Sarım şemasına geliyoruz arkadaşlar. Adım sayımız oluk sayısını kutup sayısına bölerek buluyoruz. Renk sayısını adım sayısını faz sayısına bölerek buluyoruz. Elektrik açıyı 180'i adım sayısına bölerek buluyoruz. Ve yine buradaki arkadaşlar parametrelerin açıklanması verilmiş. Evet, YX değeri 36'yı kutup sayısına böldük. 6 çıktı. C değerini ise YX bölü M yaptık. YX adım sayısı bölü faz sayısıydı. 6 bölü 3, 2. Alfa 180 bölü 6, 30 derece. Oluk, şimdi arkadaşlar bunu görsel olarak oluk sayısı kadar daire çizeceğim. Önce doğrusal sonra dairesel size görsel sunmaya çalışacağım. 36 adet daire çizdim. Renk sayısından dolayı her uyuğu ikili 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 boyadım. 2 kırmızı 2 sarı 2 gri, 2 kırmızı 2 sarı 2 gri şeklinde devam ettim arkadaşlar. Sonra kırmızıları kendi arasında kalıbımı yerleştirdim. 68 kalıp. 68 telli kalıbı iç içe yerleştirdim. 68 telli kalıbı iç içe yerleştirdim. 68 telli kalıbımı iç içe yerleştirdim ve kırmızı yani bir fazımı hallettim. Sonra sarılar için ikinci fazımın birinci kalıbını, ikinci kalıbını ve üçüncü kalıbını yerleştirdim. İç içe çift kalıp. Sonra üçüncü fazımın kalıplarını yine 3 adet ve iç içe ikişerli olmak üzere her kalıpta 68 kat tel olmak üzere yerleştirdim. Sonra sargıları kendi arasında seriye bağladım. Değerli arkadaşlar, sonra buradan şebeke girişini kırmızı hatta yaptım ve X olarak Clemens'e çıkardım. Sonra sarıya V girişimi yaptım. Sonra bunları kendi arasında seri bağladım. Y girişimi Clemens'e İkinci faz için çıkardım. Üçüncü faz için W girişimini, şebeke girişimi bağladım. Ve üçüncü fazın motor çıkışını, Clemens'e çıkışını Z olarak çıkardım. Altı ucun üçünü giriş, üçünü çıkış bağladım. Yıldız olduğu için arkadaşlar bu X, Y, Z uçlarını bir menteşeyle kısa devre yaptım. Geçtim. U ve W uçlarını da şebekeden gelen bağlantıyı yapacağım. Evet, gelelim bunun dairesel haline arkadaşlar. Her faz için yine dairesel 36 oyuk çizdim. İkili renklere boyadım. Kırmızıları kendi arasında kalıbımı yerleştirdim. Bakın arkadaşlar, kırmızılarınkine faz 1 dedim. Kesikli çizgilerden oluşuyor. Dikkatli bakarsanız kırmızılar kendi içinde bağlantısı yapılmış. Yine faz 1 olarak kırmızılar kesikli çizgi olarak kendi içinde bağlantısı yapılmış. Yine burada da faz 1 olarak kendi içinde bağlantıları iç içe kalıp yapılmış. Kalıplar kendi içinde seri bağlanacak ve en sonunda 2 uç Clemens'ten dışarı çıkacak. Sonra sarı uçlarım arkadaşlar faz 2 olacak. Sarı uçlarım faz 2 kendi içinde koyu mavi olarak bağladım. Sarı uçlarımı sarı boyadığım oyuklarımı kırmızı koyu mavi ile gösterdim. Koyu mavi ile gösterdim. Arkadaşlar grileri ise açık mavi ile gösterdim. Dolayısıyla dikkatli bakarsanız bir karışıklık görünmüyor. Bunları kendi içinde her fazı kendi içinde seriledim ve Clemens'e çıkardım. Yıldız olduğu için menteşe ile hepsini kısa devre yaptım ve bu şekilde bağlantımı tamamladım
Değerli arkadaşlar, dikkat ederseniz en başından sonuna kadar 6 kutuplu 1000 devirli bir motorun tasarımını sizlerle birlikte yapmaya çalıştık. Eğer bu sizin için bir ödev olacaksa bu şekilde aşamaları takip edip yapıp bağlantınızı yaparak sonra da test aşamasına geçebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.